mutlu akşamlar diliyorum sevgili seyirciler. Saatlerimiz 19.05'i gösteriyor. Haberin saatinde ana haber bültenimiz başlıyor. Ben Melisa Çizmeci. Bugün 13 Mart Çarşamba. Günün gelişmelerini sizlere aktaracağım efendim. Yoğun bir gündemimiz var. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu mazbata töreni. Bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Ramspark. Özhan Can Aydın salonunda başkanımız Dursun Aydın Özbey'in katılımıyla gerçekleştirildi. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu mazbata töreni gerçekleştirildi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Ramspark Özhan Can Aydın konferans salonunda yapılan törene başkanımız Dursun Aydın Özbek, ikinci başkanımız Metin Öztürk ve yönetim kurulu muhasip üyemiz İsmail Sarıkaya katıldı. Divan Başkanı seçilen Aykut Alp Derkan'a mazbatasını İrfan Aktar verirken, Başkan Yardımcıları Sonay Kale, Yalçın Kaya ve Yazman Nilüfer Sanvar'a mazbatalarını Başkanımız Dursun Aydın Özbek verdi. Törenin ardından Başkanımız Dursun Aydın Özbek ve Divan Kurulu Başkanı Aykut Alp Derkan, YouTube kanalımıza açıklamalarda bulundu. Galatasaray Spor Kulübü'nün Divan Kurulu önemli bir kurul. Çünkü en yüksek istişare organımız. Galatasaray'ın bütün kurumlarının dertleri oraya gelir, orada tartışılır. Ve orada oluşan fikirler Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetenlere yol gösterir. Dolayısıyla bu önemli kurulun seçimi oldu yönetim kurulu için. Başkanlık seçiminde yine Aykut kardeşim, geçen seneki başarılı çalışmalarından dolayı bu senede seçildi ve yönetim kurulu aşağı yukarı aynı bir üyenin dışında. Aynı bir önceki dönemde gösterdikleri başarılı yönetimi inşallah bu dönemde de gösterecekler. Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu olarak ve divan kurulu yönetim kurulu olarak hem başkanlar seviyesinde hem de yönetim kurulları seviyesinde yüksek seviyede istişaremiz var. Bu istişare aynen devam etsin istiyorum ve sevgili Aykut'a da başarılar diliyorum bu dönem için. Dursun Başkanım sağ olsun, övücü sözleri için teşekkürler. 2 yıllık dönem için görev almış bulunuyoruz. Bu bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Kolları sıvadık. İlk toplantımız, aylık divan toplantımız önümüzdeki çarşamba yine bu salonda olacak. 13.30'da yapacağız. Gündemi bilahare ileteceğiz. 1936'da denetleme dengeleme organı olarak kurulan Yüksek Murakabe Heyeti. Yani bir gelenekten geliyoruz. Kulübümüzü geleceğe taşımak için artık bir istişare kuruluna evrilmiş olan divan heyeti olarak önümüzdeki yoğun dönemde bir anlamda şampiyonluğa, 24. şampiyonluğa yürüyoruz. Nisan ayında yoğun bir gündemimiz var. Nisan sonunda 27 Nisan'da yanılmıyorsam ilk defa ihtisas edilen bütçe genel kurulumuzu yapacağız. Mayıs sonunda veya Haziran başında da kulüp seçimimizi gerçekleştireceğiz. Yani önümüzde yoğun bir gündem var. Bu şampiyonluk yolunda kulübümüzün birlik beraberliği ve sevgi ve barış iklimi çok önemli. Camiamızın bütün bileşenlerinin bu konuda hassasiyet göstermesini ben hasaten rica ediyorum. Size de Galatasaray TV çalışanları olarak başarılar diliyorum. Çok mersi. Futbol takımımız Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sevgili seyirciler, detayları almak için kameralarımızı Flora Metin Oktay tesislerine çeviriyoruz. Sizi Deniz Gülen'e bırakıyorum. Teşekkürler Flora Metin Oktay tesislerinden. Mutlu akşamlar diliyorum. Galatasaray'ımız Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Bu mücadelenin hazırlıkları da tüm hızıyla devam ediyor. Pazar akşamı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda saat 16'da iki takım karşı karşıya gelecek. 2 günlük iznin ardından dün ilk çalışmamızı gerçekleştirmiştik. Bugün yine akşam bir antrenman yaptı futbol takımımız. Antrenman detaylarını aktaralım sizlere. Takım
takımımız önce topla dinamik ısınma çalışmalarıyla başladı antrenmana. Ardından topa sahip olma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Diğer bölümde de teknik direktörümüz Okan Buruk yönetiminde dar alanda çift kale oyunla birlikte bugünkü antrenman tamamlandı ve futbol takımımız bugünkü çalışmasını da noktaladı. Dün Kaan Ayhan antrenmandaydı. Bugün yine aynı şekilde Kaan Ayhan yine antrenmandaydı. Serge Aurier, Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez'in de özel çalışmaları, bireysel çalışmaları ve kendileri için özel hazırlanan program dahilinde çalışmaları da devam ediyor. Futbol takımımız bugünü noktaladı. Antrenmanlarına, çalışmalarına yarın saat 17'de yine Florya Metin Oktay tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. Tabii cumartesi gününe dek de bu çalışmalar sürecek. Cumartesi günü son antrenmanımızı yaptıktan sonra pazar saat 16'da Kasımpaşa deplasmanında olacağız. Tabii liderlik koltuğundayız. En yakın rakibimizin 2 puan önündeyiz ve Kasımpaşa mücadelesini de kazanarak şampiyonluk yolunda bir adım daha yol almak ve bu liderliğimizi de sürdürmek istiyoruz. Takımda morallerin gayet iyi olduğunun da altını çizelim. Teknik direktörümüz Okan Buruk da oyuncularıyla da antrenman sırasında zaman zaman bireysel olarak da konuşmalar gerçekleştiriyor ve Kasımpaşa maçına motive ediyor. Evet, bugüne dair Florya notları bu şekildeydi. Yarın saat 17'deki antrenmanın da ayrıntılarını sizlerle paylaşmaya devam ederiz. Teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, takımımız çalışmalarını sürdürüyor. Biz de tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Şimdi gelelim Okan hocamızın rekorlarına. İç sahada üst üste 18 maç kazandı teknik direktörümüz Okan Buruk ve bu istatistikle birlikte Mircea Lucescu'ya ait olan bu rekoru şimdilik egale etti. Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'ımız Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek evinde oynadığı son 18 Süper Lig karşılaşmasını kazandı. Teknik direktörümüz Okan Buruk iç sahadaki üst üste 18 galibiyetle Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun rekoruna ortak oldu. Takımımız daha önce Rumen teknik adam Mircea Lucescu döneminde Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında ligde iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Geçen sezonun başında çalıştırmaya başladığı Sarı Kırmızılı ekibimizle ilk yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, geride kalan sürede birçok rekora da imza attı. Tecrübeli çalıştırıcımız ligde geçen sezon son 3, bu sezonda 15 iç saha karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak 18 maçlık galibiyet serisi yakaladı. 50 yaşındaki Buruk iç saha serisindeki 14. galibiyette Gündüz Kılıç'ın Galatasaray'ın başında evinde üst üste en çok kazanan Türk teknik adam rekoruna ortak oldu. Okan Buruk'un öğrencileri Çaykur Rizespor'u yenerek bu sezon ikinci kez 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Geçen sezon 2.41 puan ortalaması yakalayan Okan Buruk bu sezon 29 maçta 2.69 yaparak bu karnesini geliştirdi. Deneyimli teknik direktörümüz Süper Lig tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor. Ligde geride kalan 29 maçta 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Buruk 78 puan topladı. Galatasaray'ımız lig tarihinde bu haftayı en fazla puanla geçen takım oldu. Sarı Kırmızılı ekibimiz tecrübeli çalıştırıcımız yönetiminde Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisine imza attı. Ligde geçen sezon 12 ila 25. haftalar arasındaki 14 maçı, biri hükmen kazanan Aslan, Beşiktaş'a ait olan ve 63 yıldır geçilemeyen üst üste kazanma rekorunun da yeni sahibi oldu. Okan Buruk ayrıca Galatasaray'da resmi maçlarda 17 kezle üst üste en fazla galibiyet gören ve Süper Lig'de 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam olarak da adını tarihe yazdırdı. Okan Buruk ayrıca ligde 50 galibiyete 62 maç sonunda ulaşarak bunu en kısa sürede başaran teknik adam unvanını aldı. 50 yaşındaki Buruk Süper Lig'de oyuncu ve teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olarak da tarihe geçti. Futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Okan Buruk teknik direktörlük kariyerinde ise 2 kez bu sevinci yaşadı. Teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevincini Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk Süper Lig'de 3 farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin ardından 2 farklı takımı bu başarıya taşıyan ilk Türk teknik adam olarak da tarihe geçti. Öte yandan Okan Buruk Galatasaray'ımızda Hamza Hamzoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu.
Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda golleriyle büyük pay sahibi olan Mauro Icardi bu sezonda hem gollerine hem de asistlerine devam ediyor. Mauro Icardi Galatasaray'ımızı sırtlamaya devam ediyor. 6-2 kazandığımız Çaykur Rizespor maçında son golümüzü atan Icardi, Kerem Demirbay'ın ikinci golünde de pası veren isim oldu. Arjantinli oyuncumuz Trendyol Süper Lig'de 15 gol ve 7 asiste ulaşıp skor katkısını 22 yaptı. Icardi son 2 sezonda 9 kezle en fazla maçta hem gol atan hem de asist yapan oyuncu oldu. Şampiyon noktaladığımız 2022-2023 sezonunda son 9 maçta 13 gol atan yıldız golcümüz 24. şampiyonluk yolunda ipleri yine eline aldı. Geçen sezon son 10 maça girilirken 9 golü bulunan ve bu süreçte 13 golle şampiyonluğu getiren Mauro Icardi, bu sezonsa son 10 haftalık bölüme 15 golle girecek. Öte yandan maç başına 0.7 ortalama yakalayan Icardi, 30 ve üzeri gol atan yabancılar arasında ikinci sıraya oturdu. Geçen sezon 26 maçta 23 golle şov yapan tecrübeli isim bu sezon 37 karşılaşmada 21 gole ulaştı. 31 yaşındaki oyuncumuz böylece Mario Jardel'in ardından ikinci sıraya yerleşti. Jardel 43 maçta 34 golle 0.79'luk ortalama tutturmuştu. İki sezonda 44 kez ağları sarsan Mauro Icardi gol sayısıyla şimdiden kulüp tarihine geçmiş durumda. Galatasaray tarihinin en golcü 6. yabancısı konumundaki Arjantinli yıldızımız 2 gol daha atması halinde Snyder'ı yakalayacak. Icardi'nin önünde Snyder'ın yanı sıra Cevat Pirekazi, Bafétimbi Gomis, Milan Baroš ve Hagi bulunuyor. 63 maçta 44 gol ve 18 asistle 62 gole katkı sunan Icardi'nin maç başına gol katkısı da 0.98'e ulaştı. İstikrar deyince de Barış Alper Yılmaz, sevgili seyirciler, bu sezon oynadığımız 46 mücadelenin 45'inde sahadaydı Barış Alper Yılmaz. Tabii ki istikrarı, başarısı, performansıyla da göz doldurdu. Galatasaray'ımız Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere bu sezon şu ana kadar toplam 46 resmi karşılaşmaya çıktı. Barış Alper Yılmaz gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken takımımızın da en istikrarlı futbolcusu konumunda bulunuyor. 23 yaşındaki futbolcumuz Galatasaray'ımızın bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 46 maçın 45'inde görev aldı. Barış Alper'in ardından sarı kırmızılı ekibimizde Kerem Aktürkoğlu 44, Fernando Muslera 42 ve Dries Mertens de 41 karşılaşmaya çıktı. Barış Alper Yılmaz sadece Süper Lig'de deplasmandaki EMS Yapı Sivasspor maçında sarı kart cezalısı olduğu için oynayamadı. 45 karşılaşmanın 28'ine ilk 11'de başlayan başarılı oyuncumuz 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Teknik direktörümüz Okan Buruk'un jokeri olan Barış Alper Yılmaz farklı pozisyonlarda da oynadı. Milli futbolcumuz bu sezon santrafor, sağ kanat, sol kanat, sol bek ve sağ bek pozisyonlarında görev aldı. Şimdi biraz savunma bölgesine bakacağız sevgili seyirciler. 24. şampiyonluğuna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da farklı savunma varyasyonları da öne çıkıyor. 29 maç, 18 farklı savunma dörtlüsü. 24. şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'ımızda teknik direktörümüz Okan Buruk farklı varyasyonlarla dikkat çeken bir takım ortaya koyuyor. Sarı kırmızılı takımımız Süper Lig'de 29. hafta geride kalırken 2 puan farkla Fenerbahçe'nin önünde lider bulunuyor. Takımımız ligde attığı 64 golle bu alanda ligin en iyi ikinci takımıyken kalesinde gördüğü 17 golle de bu alanda ligin en iyisi konumunda bulunuyor. Teknik direktörümüz Okan Buruk her karşılaşmada farklı bir deneme yaparken 19 maçta tam 18 farklı savunma dörtlüsüyle sahaya çıkıldı. 8 farklı sol bek denemesi yapan Cimbom, Angelinho, Kazımcan, Barış Alper, Kön, Berkan, Kaan Ayhan, Dubois ve Abdülkerim'i bu pozisyonda değerlendirdi. Sağ bekte ise 4 farklı isim forma giydi. Sasha Boy, Ali Turap, Kaan ve Barış Alper bu bölgede görevlendirildi. Orien'in de sakatlığını atlatmasının ardından eğer forma giyerse bu alanda forma giyen 5. oyuncu olacak. Savunma tandeminde ise Abdülkerim ve Sanchez'in aynı anda sakatlanması Okan Buruk'u yeni bir arayışa sevk etti.
Son olarak Berkan Kutlu sol stoperde görev alırken Galatasaray 5 farklı oyuncuyla 7 farklı stoper tandemi denedi. Abdülkerim Nelson ikilisi 11 maçla en çok oynayan ikili olurken Nelson Sanchez ikilisi ise 8 kez beraber oynadı. Şimdi ise iç saha performansımıza bakacağız. Bu sezon iç saha performansımız ışıl ışıl parlıyor. Siz büyük taraftarımızın desteğiyle Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park adeta yıkılmaz bir kale. Aslan evinde adeta yıkılmaz kale. Galatasaray'ımız geçen sezonki şampiyonluğun anahtarı olan iç sahadaki başarılı performansına bu sezonda devam ediyor. En son 13 Ağustos 2022'de Giresunspor'a yenilen takımımız ardından Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde rakiplerine geçit vermedi. Bu sezon evinde 15-15 ile yola devam eden Aslan toplamda 30 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadığı 32 maçlık süreçte taraftarı önünde kaybetmedi. Bu karnesiyle Süper Lig'de rakipsiz olan Galatasaray'ımız en iyi 15 ligde sezon boyunca devam eden iç saha serisinde de Liverpool, Manchester City ve Real Madrid'i geçip Avrupa'da bir numaraya yerleşti. Liverpool 26 maçla ikinci olurken Manchester City ve Atletico Madrid 25 karşılaşmayla üçüncülüğü paylaştı. PSV 22 müsabakayla dördüncü, Real Madrid de 19'la 5. sırada bulunuyor. Sarı Kırmızılı ekibimiz bu sezon Avrupa'da evinde oynadığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri oldu. Taraftarının müthiş desteğiyle coşan Aslan sahasında 15 karşılaşmayı da galibiyetle tamamladı. Aslan'ı 12'de 12'lik performansa imza atan Portekiz ekibi Sporting takip etti. Galatasaray'ımızın Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ettiği mücadelenin devre arasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan taraftarımız Selçuk Tuncer hayatını kaybetti. Galatasaray'ımızın Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'la oynadığı karşılaşmanın devre arasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan taraftarımız Selçuk Tuncer'in vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi 14 Mart Perşembe günü Alanya Gürses Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Galatasaray Spor Kulübü. Selçuk Tuncer'e Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili seyirciler. Kadın futbol takımımızın gündemiyle devam edeceğiz. Sarı Kırmızılılar 56 puanla liderliğini sürdürüyor. Eda direkt olarak kaleye ve topa! Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin lideri Galatasaray Petrol Ofisi şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. 23. haftada deplasmanda Ataşehir Belediyespor'la karşılaşan Sarı Kırmızılı ekibimiz rakibini 3-1'lik skorla yenerek 3 puana uzandı. Ligde 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden kadın futbol takımımız 56 puanla en yakın rakibinin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Ligin ilk yarısını da zirvede tamamlayan Galatasaray Petrol Ofisi, ikinci yarıda kalan maçlarında da hata yapmayarak sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. 49 kez rakip ağları havalandıran Sarı Kırmızılı ekibimiz, kalesinde ise 21 gol gördü. 12 golü bulunan Ebru Topçu, takımımızın en golcü ismi olarak öne çıkıyor. Metin Ülke'nin öğrencileri 16 takımlı ligin 24. haftasında son sırada yer alan Biteksen Adana İdman Yurdu Sporu pazar günü Florya'da konuk edecek. Evinde bu sezon şu ana kadar 11 karşılaşma oynayan kadın futbol takımımız 9 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi sonucu 28 puan elde etti. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ve 27. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Formget'le deplasmanda oynayacağımız iki karşılaşma ise şampiyonluk yarışında oldukça kritik bir öneme sahip olacak. Galatasaray Ekmas'la devam edelim şimdi de. Basketboldan bir galibiyet haberimiz var sırada. Sarı Kırmızılılar FIBA Şampiyonlar Ligi R grubu 5. mücadelesinde
Ryzen Ludwigsburg'u 93-91 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray Ekmas Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J grubunda 5. maç gününde Ryzen Ludwigsburg'la karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye takımımız D-Bost, İsmet Akpınar, Göksel'in Köksal, Sadık Kabaca ve David McCormack 5'i ile çıktı. İlk çeyreğe iyi başlayan Galatasaray Ekmas 10 sayılık farkla bu bölümü 28-18 önde bitirdi. İkinci periyotta farkı bir ara 16'ya kadar yükselten ekibimiz soyunma odasına 54-42 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte öne çıkan isim Akvasi Yeboah oldu ve 78-65 ile son 10 dakikaya gidildi. Rakip son çeyreğin ortasına kadar farkı 6'ya kadar çekti ve oyun dengeye geldi. Ancak skorda geriye düşmeyen Aslan maçı 93-91 kazandı. 7 basketbolcumuz çift taneli sayı üretirken Sadık Kabaca 15 sayı, 8 rebound ve 3 blokla en dikkat çeken oyuncumuz oldu. D-Bost 14 sayı, Halilovic ve Yeboah 13'er sayı kaydetti. İsmet Akpınar ve David McCormack ise 12'şer sayıyla maçı tamamladı. Maçın ardından baş antrenörümüz ve kaptanımız kanalımıza özel açıklamalarda bulundu. Tabii bizim hedefimiz maçı önce kazanıp garanti aldıktan sonra sayı farkını yakalamaktı. Buna da ilk yarıda aslında 16'ya kadar çektik. Maçın büyük bir bölümünde de 3. periyodun sonu 4. periyodun başı 12-13 sayılarda tuttuk ama rakibi kırıp o 21 sayıya gidemedik. Maalesef rakip dirençli, bizim bir direnci göstermemiz gerekirken rakibimiz Ludwigsburg bir direnç gösterdi ve onlar skorda geri geldi bizim hatalarımızla. Maalesef tabii bu bize galip de olsak istediğimiz sonucu almamıza engel oldu. Skor önemliydi, sadece kazanmak değil. Önümüzdeki hafta bir maçımız daha var. Gidip yine orada bize yakışır şekilde mücadelemizi verip kazanıp grubu bir şekilde bitirmek istiyoruz. Daha farklı kazanabilirdik. 13-14 sayıya kadar farkı çıkardığımız bir maçtı ama 3 sayıyla bitti maç. 2 sayıyla 93-91 bitti. Daha farklı kazanabilirdik. Tabii ki Ludwigsburg da gerçekten çok hızlı oynayan bir takım. Geri gelmeyi başardılar. Seyircimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer maçlara durumuna göre inşallah umarım gruptan çıkarız. Basketboldan voleybola geçiyoruz sevgili seyirciler. 25. hafta mücadelesinde cumartesi günü Halkbank'a konuk olacak Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol takımımızda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de takımımızın antrenmanına konuk olduk. Aksa Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasına 2 hafta kaldı. Galatasaray HDI Sigorta 25. hafta maçında cumartesi günü Halkbank'la deplasmanda karşılaşacak. Ligde normal sezonu ilk 4'te bitirmeyi hedefleyen erkek voleybol takımımız başkentte oynayacağı maçın hazırlıklarını Taç Spor tesislerinde sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekibimizin baş antrenörü Umut Çakır ve oyuncularımız kanalımıza açıklamalarda bulundu. Evimizdeki maçı kazanıp Alanya Belediyesi'ne karşı ilk dörtle ilgili yani işi bitirip bundan sonra iki maçı daha rahat oynamak istiyorduk ama yapacak bir şey yok. Açıkçası çok iyi oynamadık. İlk setten sonra kaybettik. Onlar da çok riske girdiler ve karşılığını aldılar. İki tane maçımız var. Alanya Belediyesi'nde iki tane zorlu maçı var. Bizim de var. Yani bu uzun bir periyot. Açıkçası oyuncularımızla konuştuğumuz zaman ilk dörtte olacakmış gibi planımızı yapıyoruz. Ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah Halk Bankası'na karşı onlar da ligin lideri. Deplasmanda kolay bir maç olmayacak. Ama biz şu ana kadar da zor işler yaptık. O yüzden o maçı kazanmak istiyoruz. Arkasında Ziraat Bankası maçı var. Ondan sonra da inşallah ilk dört içinde yukarısı için, şampiyonluk için oynamak istiyoruz. Sportoto maçında ilk yarıdaki çok ciddi bir taraftarımız vardı. Aynı şekilde çok ihtiyacımız olan iki tane maç. İnşallah bu takımlarla da ilk dörde kaldığımız zaman Halk Bankası ile yeniden bir oynama şansımız var. Orada yine Sportoto maçı gibi kalabalık bir taraftar topluluğuyla biz desteklemelerini istiyoruz. Güzel gidiyor, her şey yolunda. Sakatlığımız da yok. Yani Niko dışında diyelim. Onun da ufak bir sakatlığı var. İyi gidiyoruz. Bu kadar uğraştık artık. İlk dördü de hak ettiğimizi düşünüyoruz. Umarım
En azından bir tanesini kazanıp ilk dörde girersek güzel olacak hepimiz için. Ankara bize hiçbir zaman deplasman değil. Taraftarımız bunu biliyor zaten. Biz de bunu biliyoruz. Seyircimizin kesinlikle yanımızda olacağını biliyoruz. Senin söylediğin gibi kötü bir mağlubiyet aldık burada kendi evimizde. Ama önümüzde önemli iki bir maç var. Zor rakipler. Halk Bankası ve Ziraat Bankası ligin çok güçlü ekiplerinden. Ama bunu düşünmüyoruz. Galibiyet için oraya gideceğiz. Senin de söylediğin gibi alacağımız tek galibiyetle ilk dörtteki, normal sezondaki ilk dörtteki yerimizi garantilemiş oluyoruz. İlk önce Halkbank'la oynuyoruz bu cumartesi. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. En iyi şekilde hazırlanıp galibiyeti alıp geri dönmek istiyoruz. Ligin bitmesine dediğiniz gibi son iki maçımız kaldı. Sezon başından beri hedefimiz ilk dörde girmek. Son iki maçta ilk dört için oldukça önemli maçlar. Takım olarak maçlara konsantreyiz, hazırlanıyoruz, çalışmalarımız devam ediyor. İki deplasmanda Ankara'da en iyi sonuçla Ankara'dan dönüp ilk dört içinde yer alacağımıza takım olarak inanıyoruz. Bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizi noktalıyoruz sevgili seyirciler. Gelişmelerle yarın gün boyunca karşınızda olacağız. Mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.